New York'taki Cooper Hewitt Müzesi'ndeyiz. 135 yıllık bir sandalyeye bakıyoruz. Ama yaşına göre oldukça iyi gözüküyor. Hele bir de benim evimdeki henüz birkaç senelik bazı eşyaların halini düşünürsek. Sandalye o dönem epey meşhur olan imalatçı ve tasarımcı Herter kardeşler tarafından Amerika'da üretilmişti. Herter kardeşler New York'luydu. Doğu yakası 18. caddede bir mağazaları vardı. 19. yüzyıl sonlarının en sofistike ve teknik olarak en incelikle işlenmiş mobilyalarını üretmişlerdi. Kaliforniya'dan, New York'tan, Chicago'dan müşterileri vardı. Müşteriler Amerika'nın o dönemki en varlıklı kişileri arasındaydılar. Pierpont Morgan, William H. Vanderbilt bunlardan bazılarıydı. Bu kişiler oldukça lüks standartları olan çok varlıklı Amerikalı sermayedarlardandı. Evlerini tarihi temalarla donatırlardı. Bu o zamanlar çok sık rastlanılan bir durumdu. Mimarlar, tasarımcılar, ressamlar tarihsel incelemelerde bulunup Mısır'dan klasik döneme, İslam'dan gotiye kadar çeşitli stilleri kullanarak modern anlayışı ifade etmenin yollarını arıyorlardı. Bu sandalyede modern bir eser olarak tanınmıştı. Çünkü Amerikalıların Japon estetiğini yorumladığı ilk örneklerden biriydi. Sandalyenin sırtımızı dayadığımız yerinde düz çizgiler halinde Japonya yani doğuya hatta belki Çin'e özgü unsurlar görüyoruz. Çiçek desenleri, kakma süslemeler, tahta mozaik, sandalye arkasında fistolar meydana getiren kuşak oluşumu görüyoruz. O zamanlar Japonya ile ilgili her şeyin ne kadar şık ve yaygın olduğunu şu an bizim anlamamız biraz zor. Böylelikle Herter kardeşler Japonya ile Amerika arasında ticaret başladıktan sonra 1850'lerin sonuna doğru artan adına Japonizm denilen Japonya'ya duyulan ilgiyi işlerine kattı. Christian Herter Paris'te eğitim almıştı ve Japon tarzına ilgisi buradayken başlamıştı. Christian İngiltere'de de bulundu ve buradayken E.W. Godwin'in sanatsal mobilyalarıyla tanışma fırsatı buldu. Bu mobilyalara sanatsal mobilya denmesi oldukça ilgi çekici. Artık bunlar sadece mobilya değil. Burada gerçekten güzel mobilya yapmanın ve güzel sanatlarla uygulamalı sanatlar arasındaki ayrımdan kurtulmuş olmanın getirdiği bir öz farkındalık var. Bunlarla birlikte iç mimari tasarımlarına yönelik büyük bir ilgi de doğdu. Sanat sadece müzede değerlendirilmekle kalmadı. Aynı zamanda sanat eseri dolaylı evlerin içinde yaşanmaya başlandı. Aslında bu sanatsal iç tasarımların altında yatan fikir, bu objelerin sizi daha iyi bir insan yapacağına ve manevi açıdan güçlenmenize yardım edeceğine inanılmasıydı. Bu yüzden bu sandalyenin göze çarpan ince bir işçiliği var. Dikkatinizi malzemeye yöneltmenizi istiyor. Sandalyenin üst kısmı çeşitli ahşap kakmalardan oluşmuş. Pahalı ve ithal birçok ahşabın birleştirilmesinden meydana gelmiş. Kolayca anlaşılabilir bir ince işçilik var. Aynı zamanda düz. Düz dediğimizde bunun tam tersi olan içi tıka basa doldurulmuş eğrisel şekilli Oyma detaylı Victoria dönemi divanlarını hatırlamakta fayda var. Dekorasyonun çoğu gerçekten sandalyeye de uygulanmış. Ahşap yüzeydeki oyuntulara altın yaldızlama yapılmış. Sandalyenin en üst kısmında ayrıca kakma işlemeler bulunuyor. Böylelikle sandalyenin genel hatlarına düz bir hava verilmek istenmiş. Evet, bu yüzden oyma ya da rölyefli değil. Christian Herter ressamlık eğitimi almıştı. Ve bence Herter'ın bu sandalyeye yaklaşımı bir yüzeyi boyayan bir ressam gibi olmuş. Odadaki ışık kaynağının yaldızlı süslemeyi vurgulaması sandalyeye canlandırıcı bir etki sağlamış. Çok titizlikle işlenmiş sandalyenin ayaklarına baktığımızda aşağı doğru hafifçe inceldiğini görüyoruz. Arkadaki ayaklar dışarıya doğru zayıf bir şekilde yay çiziyor. Sandalye oldukça sade gözüküyor. Ancak yakından baktığınızda Herter'ın aldığı bütün tasarım kararlarını görebiliyorsunuz. Bu Anglo-Japon tarzı 19. yüzyıldaki dizayn reformlarının bir parçası. O zamanlar Amerika'da ve İngiltere'de tasarımın bocaladığına dair bir hissiyat vardı. Çünkü sanayi devriminden sonra insanlar artık eşyaların nasıl tasarlandığına pek dikkat etmiyorlardı. Fakat 19. yüzyılın sonlarına doğru dekorasyona duyulan özenin artmaya başladığını görüyoruz. İnsanların 19. yüzyıl mobilyası denildiğinde Akıllarına genellikle seri üretimle ve fabrikalarla ilgili şeyler gelir. Ancak buradaki Herter kardeşler imalatı olan bu sandalye ile 19. yüzyıl sonlarındaki mobilyaların aynı zamanda ince işçiliği ve özenli detayları da temsil edebildiğini görüyoruz. Kırlangıç kuyruğu şekilli geçmeler, egzotik ahşaplar, yaldızlı süslemeler. Ama tabi bunlar sadece çok varlıklı müşteriler için yapılıyordu. Yaldızlı dekorasyon, kakma süslemeler gibi detaylar müşteri tarafından talep edilir ve fiyata eklenirdi. Bu sandalye Union Pacific Demiryolu şirketinin kurucularından Mark Hopkins adında çok varlıklı bir müşteri tarafından sipariş edilmişti. Hopkins, San Francisco'nun en zengin muhitlerinden Nob Hill'de yaşıyordu. Karısı evin içini dekore ettirmek için Hurter kardeşlerle anlaşmıştı. Büyük ihtimalle bu sandalyede bu Anglo-Japon tarzı uyum sağlayacak misafir odasında duruyordu. Malikane de aynı zamanda orta çağ tarzında bir salon, bir resim galerisi ve bir takım tarihi temalarla döşenmiş başka kısımlarda bulunuyordu. Bu nedenle Mark Hopkins'in Anglo-Japon tarzını sipariş etmesindeki amacın ziyaretçilerini etkilemek olduğu düşünülebilir. Sandalyeyi şu an düz, müze duvarına yaslanır şekilde görüyor olsak bile aslında asıl amaç bir başına öyle duracak bir obje yapmak değil, tüm ortamı bu tarzda yorumlayıp döşemekti.